Merhaba. Çok partili koalisyon yıllarında televizyon haberciliğinde şöyle bir haber kurgulama tekniği vardı. Hala yapılıyor mu bilmem. Partilerin grup toplantılarında konuşmalar alt alta konur, anlamlı cümleler seçilir, liderler karşılıklı konuşturulurdu. Seriden vatandaş da iki dakikalık bu haber kurgusuyla politik gündem hakkında bir fikir sahibi olurdu. Nicedir bu yöntem terk edildi. Çünkü son 22 yıl baskın AKP iktidarıyla geçti. Şu son dönem politika yeniden hareketlendiyse bunda AKP'nin eski gücünde olmayışının, halkın sesini yükseltmesinin, muhalefetin buna kayıtsız kalamayışının tesiri var. Ülkenin önümüzdeki 4 yılı bu düzende sürdüremeyece, iktidar dahil tüm çevreler tarafından fark edilmiş durumda. Liderlerin kürsü polemiği de geri döndü. Misal, CHP lideri Özgür Özel'in, Bizim 22 yıllık enkazı kaldırmak için sorumluluğumuz olmayan yükün altına girmek gibi bir niyetimiz yok sözüne Erdoğan AKP kürsüsünden şöyle cevap verdi. Birilerinin ortaklık arayışı 22 yıllık başarı ve rekorlarla dolu reform destanından pay kapmaksa kusura bakmasınlar ama kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz. 2021 yılında Erdoğan'ın sarayında ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmenin ardından şaşkınlığını gizleyememişti. Her şeyin dört dörtlük olduğu kanaatinde hiç problem görmüyor kendisi. Dedim ki size gelen bilgilerde en azından yanlışlıklar, farklılıklar olabilir. O aynı kanaatte değil. Erdoğan işte bu aynı noktada duruyor. Değişmedi. Şu son normalleşme turlarını da kendine yonttu. Yumuşaması normalleşmesi gereken muhalefettir. Bizim normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Nisan, Mayıs, Haziran son yerel seçimin ardından 3 tam ay geçti ve normalleştik. Yani normale döndük. Erdoğan'ın seçim ezimetini unutturmak için zamana ihtiyacı vardı bunu elde etti ve 3 ayın sonunda noktayı koydu. Bana biat eden teslim olan normalleşir. CHP'nin bu süreçte tek kazanımı saraya terör işbirlikçisi CHPKK söylemini terk ettirmek oldu. Müzakere başlayınca önceki laflar rafa kalktı. Bu tabii tekrar inmeyeceği manasına gelmiyor. Gittiği her yerde büyük ilgi gören son Almanya gezisinde başta Alman Dışişleri Bakanı olmak üzere bakanlar eyalet başbakanları tarafından ağırlanan Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın hazretmediği tek isim. Rüzgar yön değiştirirse hakkında siyaset yasağı sürecini işletecek olan dosya her an işleme konabilir. Bu risk hep var. Son 3 ayda şu oldu. AKP'den yaka silken seçmen CHP'ye şans verebileceğini gösterdi. CHP Genel Merkezi böylesi bir teveccühü beklemiyordu. Onun için de beklentiyi karşılayamadığı altında kaldı. Erken seçim istemekten özellikle kaçındı fakat görmezden gelerek bunu unutturamayacağını da gördü. Üstelik hemen her hafta birkaç yanlışa imza attı. Özgür Özel'in ekose desenli ceketi bunların yanında magazin kalır. CHP iktidarla mevcut flörtün yaramadığını, bilakis tabanı kızdırdığını, partiyi aşağı çektiğini gördü. İktidar da söz dinleme veya Uzlaşma niyeti olmadığını gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu çok değil iki yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı, Etbalı Kurumu ve TÜİK'in kapısına gitmiş, içeri alınmamış geri dönmüştü. İki yıl sonra Erdoğan, Hazine Maliye Bakanını talimatladı ve Mehmet Şimşek, CHP'nin Gölge Bakanı Yalçın Karatepe'yi bakanlığın kapısında karşıladı, dört saatte bir ifing verdi. Tabii iki tarafta bunun zorlama bir müsamere olduğunun farkındaydı. Ekonomide büyük buhran kapıda. Asgari ücret ve emekli maaşlarında arzu edilen iyileştirme yapılsa dahi durdurulamayacak bir düşüş var. Mehmet Şimşek adı konulmamış IMF Türkiye masası şefi olarak acı reçeteyi yazmaya başladı. Ekonomiyle birlikte iktidar çöküyor, bunu CHP de görüyor. Aşamadığı iki büyük korkusu var. İktidar olmayı bilmiyor, buna arzulu değil, kadroları yok. İkincisi, mevcut ekonomik ve sosyal çöküşün altında kalmak istemiyor. Kor haline gelmiş iktidar maşasını tutmaktan, ateşten gömleği giymekten kaçınıyor. Ankara'da partilerin karar alma mercilerindeki hemen herkes için pozisyonlarını korumak, politik kariyerlerini muhafaza etmek birinci öncelik. Sorun da bu zaten.